Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu bir duyuru videosudur. Bir ilan videosu olarak da görebilirsiniz. Niçin böyle söylüyorum? Çünkü bir önceki videomda izleyenler varsa eğer bilirler, izlemeyenler varsa da onları hakikaten izlemeye davet ediyorum. Çünkü çok önemli bir konu. Bir kaza olayı Isparta Kuleytepe'de yaşandı. Bir arkadaşımız maalesef bir aracın sıkıştırılması sonucunda bariyerlere çarptı. Motosikleti bir 50 metre kadar sürüklendi. Kendisi bariyerlere çarpınca orada kaldı. Ve çok kötü bir durumda. Şu andaki sağlık durumu çok kötü. Videoda da bir tanesini ben fark etmiştim ama sağ ayağındaki kırığı fark etmiştim. İki bacağında da çok büyük derecelerde kırıklar var. Ve hadi kırıklar bir nebze iyileşir ama maalesef arkadaşımız sağ kolunu kaybetti arkadaşlar. Kaybetmiş. Ben de bunu daha sonradan öğrendim. Nasıl öğrendiğimi gelince de videonun altında motosikletçi kardeşimizin kardeşleri mesajlar atmışlar. Oraya girip giderseniz eğer bunları görebilirsiniz. Oradaki atılan mesajları. Arkadaşımız şu anda yoğun bakımda uyutuluyor. Ve çok sıkıntılı durumdalar. Hastanede bütün aile perişan olmuş durumda. Niçin bunları sizinle paylaşıyorum? Allah rızası için. Eğer oradan geçen, o saatlerde oradan geçen bir var ise Allah rızası için bunu mutlaka ailesine bildirmemiz lazım. İsterseniz bana, isterseniz o videonun altındaki telefon numaralarına ulaşarak bunları siz iletebilirsiniz arkadaşlar. O kaza anını gören, bilen fakat bir şekilde duramayan insanlar aramızda var ise mutlaka bizimle paylaşmasını rica ediyorum. Görüntü alınabilecek mi, alınamayacak mı orasını bilmiyorum. Bu ayrı bir şey ama bu olaya tanık var ise, mutlaka aramızda tanık var ise bana veya o video altındaki yazan kardeşimizin kardeşlerine bildirebilirler. Orada telefon numaraları da mevcut. Sizden çok büyük bir şekilde rica ediyorum. Ben bu olayı duyunca hakikaten çok kötü oldum. İlk başta bir motosiklet kazası olarak düşündüm. Tamam, ayağı kırılmıştır. Allah beterinden korusun dedim. Ama şu anda arkadaşımız artık bundan sonraki hayatına bir kolu olmayarak devam edecek. Neden? Bir sorumsuz bir araç kendisini orada sıkıştırdı ve hiçbir şekilde durmadan yoluna devam ettiği için. Vicdansızlık. Bu bir çok büyük bir vicdansızlık. Bu yarın öbürsü gün hepimizin başına, hepimizin bir yakının başına gelebilir. O yüzden sizden rica ediyorum. Allah rızası için eğer öyle bir şey gördüyseniz, o kaza anındaki olaylara, oradaki duruma şahit olduysanız mutlaka bildirin. Sizden rica ediyorum. Başka diyecek bir söz bulamıyorum. Allah kardeşimizin yardımcısı olsun. Kendisi evli ve 3 çocuk sahibi olan bir kardeşimiz. Allah hepimizin evlatlarını bağışlasın. Hepimizi evlatlarımıza bağışlasın diyorum. İnşallah sorumlular bulunur. İnşallah kardeşimiz de bir an önce sağlığına en kısa zamanda kavuşur diliyorum. Demek istediğim bunlardı. Hakikaten çok üzgünüm. Tek dileğim bunlar. Sizden hoşçakalın.